birlikte İtalyan gemisiyle İnebolu'ya gider. Fırtına çıkması nedeniyle Sinop'a yanaşan gemideki öğrenciler başka teknelerle İnebolu'ya geçip oradan Ankara'ya varırlar. Cebeci'de Abidin Paşa Köşkü ve çevresinde yeni bir askeri okul açılmasına da sebep olurlar. Askeri eğitimlerini tamamlayarak Asteğmen rütbesini alan Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinden 88'i Kurtuluş Savaşı'nda şehit olur. Geleceğin çok kaliteli, sürekli öğrenen, sürekli öğrenme süreci içerisine girmiş, kendini geliştiren, dinamik, empati yapabilen, çok güçlü, karakterli özellikle, insan özellikleri ön plana çıkmış, çok güçlü subaylar yetiştireceğimize inanıyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de böyle güçlü bir orduya sahip olduğu için gerçekten devletimiz ve milletimiz adına çok gururluyum açıkçası. Lisenin bahçe tarafındaki girişinde şehitler kapısı bulunuyor. En başta okulu bitirmeden Kurtuluş Savaşı'na hayatlarını vererek katılan 88 şehit Kuleli öğrencisi olmak üzere Balkan Savaşları'nda, 1. Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda, İnönü, Kütahya, Sakarya, Dumlupınar, Kurtuluş Savaşı ile Kore ve Kıbrıs'ta şehit olan Kuleli mezunu subayların adları bu girişteki panoda yer alıyor. Bu tarihi kapının diğer panolarında ise Kuleli'den mezun olan tanınmış ordu komutanları, kuvvet komutanları, genelkurmay başkanları ve cumhurbaşkanları var. Okula gelen öğrenciler, öğretmenler gibi misafirler de öncelikle bu değerli isimleri saygıyla selamlayarak içeri giriyor. Ben çok isteyerek girdim. Bu üniformayı taşımaktan da her zaman çok gurur duydum. Belki bugün gene aynı seçme şansını yakalasam, gene bütün zorluklarını biliyor ve yaşamış olmama rağmen yine bu mesleği seçerdim. Akat, kat, bayrak, için. Akat, kat, bayrak, için. Burada birçok imkan bulabilirsiniz. Hem maddi hem manevi bakımdan. Buradaki arkadaşlarınız, buradaki akademik başarı, spor. Bunlar gerçekten sizi bekliyor. Kuleli Askeri Lisesi bir ailedir. Çok farklı bir ailedir. Bu ailenin içinde kesinlikle bulunmak istersiniz. Ben bundan hiç pişman olmadım. Ve gelmek isteyen arkadaşlarıma da kesinlikle bunu tavsiye ederim. Ben buraya 13 yaşında geldim. Şu an 18 yaşındayım. Ömrümün belki de kendimi bildiğim en önemli 5 yılı burada, ki öyle. Her şeyi burada öğrendim. Ailemden uzak olmayı, aileme işte aile sevgisini, özlemi, her türlü duyguyu burada geçirdim. Bu binanın çevresinde geçirdim. Her türlü duyguyu her köşesinde farklı anılarımı yaşadık. Her türlü duyguyu yaşadık. Kendimizi de bu okulda geliştirdik. Gerek akademik olsun, sporsal faaliyetler olsun, her alanda, sosyal alanda kendimizi bu okulda geliştirdik. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz, fakat bu okulda, yani hayatımız bu okulda atıldık. O yüzden bizim için çok önemli bu okul. Ve yani tabii ki içimizde bir burukluk, bir hüsran duygusu var. Yani giderken de tabii üzülüyoruz. Fakat bir yandan da sevincimiz var. Harbiye'ye geçeceğiz. Bir aşama daha subaylığa yaklaşıyoruz. Bunun da sevinci içerisindeyiz. İki duyguyu aynı anda yine yaşıyoruz. Yine buradayız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana eğitim damarı olan Kuleli Askeri Lisesi, komutanların okulu olma niteliğini gelecekte de sürdürecek. Kuleli Askeri Lisesi denildiğinde İstanbulluların aklına öncelikle 19 Mayıs törenlerinde 500 kişilik boru trompet takımı ile onlara eşlik eden 100 kişilik nefesli sazlardan oluşan büyük bandosu gelirdi. Okuldan yürüyerek çıkan Yıldızlar topluluğu Çengelköy iskelesine alkışlarla inerlerdi. Oradan vapurla Beşiktaş'a geçilirdi. İnönü Stadyumu'na kadar olan yürüyüşleri ve 19 Mayıs törenleri sırasında yapacakları gösteri her yıl heyecanla beklenirdi.
Kulenin'in gösterisi festival ruhu içinde izlenir ve alkışlanırdı. Bu görkemli geçit törenleri artık yapılmıyor. Ama Kuleli'nin tarihten gelen halklı ayrıcalığı o günleri görmemiş olanlara fikir verecek organizasyonlarla her 19 Mayıs'ta İstanbulluların kalbini kazanmaya devam ediyor.